Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bir aracımız geldi. Bir. İki. Bir yerde daha var mıydı? Üçüncü. Yok. İki yerden fren diskimiz çatlak. Gördüğünüz üzere ve fren hortumlarını değiştiriyoruz. Şimdi burada ters giden bir şeyler var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Fren hortumları, hadi diskler tamam değiştirmedik. İşte tornaya gönderdik. Tornalattırdık. İyice inceldi ve patladı. Fakat sürekli muayeneye götürüyoruz bu arabayı ve bu o muayenede şu fren hortumunun şu şekilde yarık olduğunu kimse görmüyor. Yani sizin benim aracım olsa ufak bir çatlak olsa muayeneden kalır ama bu araç nedense kalmamış, görmemişler ve fren diskinin inceliğine bakar mısınız? Yeni disk nerede? Evet, bir tane getir hemen yanına koyalım. Yeni diskin olması gerektiği şekli sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın şurada bir balans. Bu bittiği zamanki seviyesi olduğunu zanneden arkadaşlar var. Burası balans yuvası yatağı. Şöyle bir bakalım. Evet, şu şekilde. Yani olması gereken disk bu. Şu anki mevcuttaki diskimiz bu. Bir de diğer taraftaki diskimize bakalım. Onun durumu çok iyi değil. En azından çatlak değil. Şimdi diskler genellikle çatlak olmuyor ve bu şekilde olduğu zaman bunu tornaya götürüp tornalattıran arkadaşlar var. Tornalattığınız zaman işte o disk kısa bir zaman sonra diğer tarafta görmüş olduğunuz şekilde çatlayabiliyor. Şimdi ben fren diskleri değişir, tornalanmaz dediğim zaman da bize her türlü lafı söyleyen arkadaşlar var. Onlara da buradan selam olsun. Ben de sizi seviyorum. Fren hortumlarının değişmesi gerektiğini söylediğim zaman da ya o daha gider ne olacak ki sanki dış yüzeyi çatlamış. İnternet ustası diyen arkadaşlar sizleri de seviyorum. Durum bundan ibaret. Aynı şekilde arka palatalarımız ve disklerimize de bakalım. Bunlar da arka. Gördüğünüz üzere. İncecik. İncecik bir hal almış. Arka disk var mı Mehmet? Bir tane de arka getir. Ona da bakalım. Yani sizlerle bu gibi şeyleri hani tecrübe olsun diye paylaşıyorum. Bir aracın diskinin bitik olduğunu anlamak için illaki de ölçmemiz gerekmiyor. Gözle baktığımız zaman da ki usta olan kişi, o eli öpülesi, gerçekten mesleğini düzgün bir şekilde icra eden arkadaşlar bunu zaten direkt görüyorlar ve söylüyorlar. Ve çoğu yerde mesela şu söyleniyor. Araç sahibi şunu söyleyebiliyor. Ya usta boş yere masraf çıkarma bize değiştir balatayı geç. Ya da işte bana usta söylemedi diye yakalananlar da çok. Öbür tarafa çevir. Getir. Evet. Şimdi şunu söyleyen olacak. İşte neredeyse ikisi aynı diyen olacak. Onu da biliyorum. Çünkü şu yandaki fatura dediğimiz kısmı hala duruyor. Diskin kendisi normalde göründüğünden daha ince. Şu dış kısımda fatura kalın kısım kalıyor. İç kısmı yalnız dışta göründüğü kadar kalın değil. Bunun maksimum şey neymiş? Şurada yazıyor. 17 milim değil mi? Getir bir ölçümü. Aa, 7 milim pardon 17 diyorum. Şu ölçtüğümüz aparatı al gel. Bir ölçelim bakalım kaç gelecek. Yani 7 milimin altında olmaması gerekiyor. Fakat yeterince bozuk bir disk. Gördüğünüz üzere. 7 milimden aşağısı artık risk, tehlike arz eder diye orada yazılmış. Şurada bakıyoruz. Bakın. Orada olması gereken segment yok. O nasıl bir segment? Şimdi birazdan onu da göreceğiz. Ölç. Çek çek çek. 7 değil mi? Evet, 6. 6,5. Dur. İyi çek. Düzgün çek. 6. 6, 6,5 yani 7 diyelim ya. Kabul edelim 7 olarak ki değişimi gelmiş. Yenisi kaç geliyor ona da bakalım. Bunu kumpasla da ölçebilirsiniz. Yamuk tutuyorsun Mehmet. Yamuk tutma. Paralel tut. 10. 9. Yani birer milim eksildiği zaman bunların değişmesi gerekiyor imiş olarak anlıyoruz. Şu segmanda kalmıştık. Diğer taraftaki segmana bakalım. Bunu bir unutmuyoruz. Diğer tarafa geçiyoruz çabucacık. Ve fakat diğer tarafta da yok. Ne yapıyoruz? O zaman başka bir yerde yine arıyoruz. Öne bakalım.
Öndeki segman duruyor mu? İşte şu segman, bu segmanların. Arkadakileri siz çıkarmadınız değil mi? Hayır. Şuraya takılan segmanımız bu. Bunlardan arkaların hortumları daha önce değişmiş. Kim bilir kaç yıl önce değişti ve onlar takılmamış. Şimdi bunlardan ben genellikle 20-30 adet sipariş ediyorum. En sonunu geçen bir araca taktık. Yine sipariş geçtim. Kısa bir zamanda gelecek ve bu araca inşallah onun da uygulamasını yapacağız. Fren hortumlarını değişmeyi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Durum gördüğünüz gibi işte bakım yapıyoruz, yağı değişiyor. Yani sonuçta bu araç bir şekilde yürüyorsa bu araca bir şeyler yapılıyor. Bir şekilde ustalara gidiyor ve işte herkes göremeye biliyor. Bunu gördük ve müsaitlik olmamasına rağmen ne olursa olsun bunu yapmamız gerekiyor diye araç sahibine söyledim. Çünkü durum çok vahim. Bu her an patlayabilir. Bundan dolayı da direkt aracı işleme aldık ve frenlerini yapıyoruz ki balatıların durumu da şu. Umarım faydalı, güzel bir bilgi olmuştur diyeceğim. Frenlerinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bakımlarda kesinlikle fren hortumları, fren balataları ve fren diskleri çok önemli. Motorunuz arızalanır, şanzımanınız arızalanır. Herhangi farklı bir arıza oluşur. Frene basar durursunuz. Ama freniniz patlarsa duramazsınız. Allah göstermesin, kendi canınıza ve başkalarının canına kastetmek herhalde istemezsiniz. Bundan dolayı aman dikkat, frenler çok önemli. Hoşça kalın.